bak adam Brezilya'ya kaçtı bak. İki gün önce Brezilya'ya gitti bak. Soyak röportajı bak. Ya, adam Brezilya'ya gitti. Adam ekonomi kötüden bak. Bak çek abi çek. Adam Brezilya'ya gitti. Adam Brezilya'ya iki gün önce. Benim sözüm ne arasın ya? Ya ne hiç ya? Adam iki gün önce. Almanya'da yaşa. Ya, iyi mi yaşıyor? Ya iki gün önce Almanya'ya gitmedi bak. Amerika'ya gitti bak. Ya Amerika başı. Almanya'da yaşayan iyi mi yaşıyor? Bak arkadaşım bak bak. İki gün önce bak. Ben Almanya'da bir görüşelim. Abi sen ne kadar kira ödüyorsun? Ne kadar kira? Ne kadar kira? Şu anda 5000 ödüyorum. Şu an Allah korusun diyorum ev sahibinde papatın oldum. Bir evde işte taşıyacağım ama 15 lira vereceğim. Normal mi 15 lira? Sertcan Amerika'ya neden gittiğini kafanı söyler misin? Vatandaş büyüdü. Kim yaptı bunu? Kim yaptı? Kim yaptı? Arkadaşım vatandaş kendisi yapıyor. Arkadaşım Amerika'ya neden gittiğini söylüyor. Evet Amerika'ya neden gitti? Evet Amerika'dan bağlıyorsunuz. Canlı konumda isteyebiliriz. Amerika'ya neden gitti? Dün abi neden gitti? Ben de bağlayamıyorum. Seni dinliyoruz. Almanya'ya bağlayamıyorum. Sen onu biz onu imreniyoruz işte. Biz gidemiyoruz. Senden özeniyorlar ya bize. Bize özeniyorlar ya. Bırak konuş işte ya. Bırakın ya. Bak şimdi bak adamı bak. Abi bak Aslan kardeşim. Aslan kardeşim ne açtı? Bak abi bak şimdi. Bak Avrupa'da ağırlık emekli. Memlekette emekli. Abi bir açıl şöyle. Avrupa'da emekli. Memlekette emekli. Avrupa'da emekli bak. Bunlara kuruluyorum ben işte bak gidiyor. Yaylana yaylana gidiyor bak. Yamuk yürüyor. Git ortopediye git. Show TV. El sala Show TV'ye. Ben şunu söylüyorum. Boşuna konuşmayalım. Herkesin ne olduğunu biliyor. Tuzu kuru olanlar susarlar. Çünkü niye? Tuzu kuru. Hikmetse tuzu kuru olanlar sadece şükredin diyor. Tuzu kuru olmayanlar tuzu kuru şükretmeyi... Bak şu an ben tuzu kuru değil. Kardeşim sen niye yurt dışına... Bak benim tuzu kuru. Ama ben gene bir insan olarak, eski bir devrimci olarak şunu söylüyorum. Ben görüyorum. Vicdan rahatsız oluyorum. İnsanlar en fazla şurada yemek yemiyor ya. Niye abi? Niye yemiyor kardeşim? Niye? Masa bulamıyorsun çay içmeye. Abi, niye bulamıyorsun? Evet amca. Ya bu da takmış bir bulamıyor olabilir bunu bir. Onun tabii, daha görüşü. Tabii o bir dakika. O arkadaşlar AK Partili ya konuşuyor tabii. Olabilir tamam. Ben şunu söylüyorum. Kendine değer vermeyenler her zaman kafasını duvara vururlar. Ben bunu biliyorum. Eğer bugün yarın bu halk hala susarsa... Milletvekillerine verelim 10 lirayı geçirsinler. 2027'de seçimlerde bu halk susarsa o zaman konuşmanın anlamı yok. Garsonların baş işlerinden vergi alınması konuşuluyor. Yorumunuz nedir? Bak Zeynep Hanım, ben çocukluktan beri ilk bulaşıktan yetişmeyim. Eskisini sana söyleyeyim bak. Bir saniye abi, iki kelime söyleyeceğim ya. Çaklı gazinosu, Taksim'de Maxim gazinosu, Aksaray'da Yeni Kapı'da Gar gazinosu ve Çaklı gazinosu, Sarıçay'da Can Kurtaran'da da Pembe Köşk gazinosu sahibi Can Çekidi. Bakın, o dönem ben garsonluk yapıyordum Pembe Köşk gazinosu'nda. O dönemin sanatçıları Bülent Ersoylar, Muazzez Abacı, Muazzez Ersoy, Emel Sayınlar o dönem sahneye çıkardı. Ben de garsonluk uzun yıllar garsonluk yaptım. Aksaray'da da Besar Restoran diye bir yer var Vatan Caddesi'nde. Uzun süre çalıştırdım. Besar Restoran'da ben sahibi olarak uzun süre çalıştırdım. Sonra dini duygularım ağır bastığı için devrettim ayrıldım. İsim verdim bak. Aksaray'da Besar Restoran Vatan Caddesi'nde Kalyonas Otel'in bitişinde. Şimdi o vergi Mehmet Şimşek'in kastettiği vergi yanlış anlaşılıyor. Ben dinledim. Bak garsonlara bir sen gidersin bir restoranda oturursun. Çıkarsın cebinde garson cebine bir bahşiş koyarsın. Bunu dünyanın hiçbir yerde bunu vergilendiremez. Senin gönlünde kopan garsona bir hizmet olarak versin. Hiç kimse bunu vergilendiremez. Mehmet Şimşek'in kastettiği şudur. Bazı restoranlar çoğusu şimdilik ağırlıklı öyle. Garsona maaş vermezler. Kuver adı altına yazmışlar. Hizmet bedeli kuver diye geçer tamam mı? Yani cebinden garsonun parasını ödemez. Senden ben de orada yiyenlerden alır. Bunu da vergiye tabi olmaz bu tamam mı? Garson parası orada hesaplamaz. Mehmet Şimşek de diyor ki madem ki sen diyor cebinden garsonun parasını ödemiyorsun. Vatandaştan alıyorsun. Kuver adı altında. O zaman sen bunu vergilendireceksin. Bana vergisini vereceksin diyor. Katılıyor musunuz? Olması gerekiyor mu? Bana göre de kuver yani mekan sahiplerinin milletten aldığı parayı diyelim ki sen 3-500 liralık yemek yedin. %10'unu alıyor tamam mı? %10'unu hesaplıyor kaç para yaptı? 300 liralık yemekte 30 lira senden para alıyor ekstradan. Bunu vergilendirmiyor. Devlet de diyor ki bana bunu vergilendir. Madem sen alıyorsun cebinde vatandaş da bunun parasını alıp garsona maaş olarak veriyorsun cebinden vermiyorsun. O zaman bunu bana vergilendir. Çünkü sen garsona askeri ücret üzerinde bana SSK prim yatırıyorsun. O zaman diyor bunu vergilendireceksin. Aylık kaç para geldi misalen kuverden? 10 milyon para geldi. Onu vergilendireceksin bana diyor. Kuverden alınan parayla garsonun maaşı ödeniyor ya. Vatandaş diyor ki bir abiyle konuştum sizden önce. Kuverden alınan parayla garsonun parası ödeniyor. Tabii sen de benden alıyorsun. Artık o vergi tabisi de olacak bir yandan. Garsona daha az para ödeyecek. Ya da yemek ücretlerini arttıracak. Oradan garsona para ödeyecek. Yani ucu yine vatandaşa dokunacak diyorlar. Ucu vatandaşa dokunmuyor. Ucu esnafa dokunacak. İşverene dokunacak. Çünkü kendi cebinde garsona para ödemediği için senden bende aldığı için seni vatan o mekan sahibi
seni beni soğuyor. Orada yemek yiyenlerden alıyor parayı. Devlet de diyor ki madem ki diyor öyle diyor, ama bana vergisini ver diyor. Ver diyor. Sen burada ne kadar gelir elde ediyorsun, onun vergisini bana öde diyor. Devlet bunu söylüyor. Yoksa farklı senin, ben yarın lokanta giderim bir yemek. Ben de çok çalıştım. Adam gelirdi, ben hizmet ederdim. O zaman mal bura sigarası kaçaktı. Biz kaçak satardık. Müşteriler, zengin müşteri gel isterdi. Biz verdik. Adam çıkardı bizim başımızı komi olduğumuz için cebimize koyardı. Devlet bunu ispatlayamaz, vergilendiremez. Dünyanın hiçbir yerinde de yoktur. Ama sadece kuver, yani resmi olarak fişte adisyonda yazılan parayı sen de diyor ki onu vergilendir diyor. Vergi dışıdır bu diyor. Bana göre alması gerekiyor. Bunca zaman yapmadılar, şimdi niye yapıyor? Burada yanlış. Ya Türkiye bu kadar parasız kaldı. Türkiye vergi cenneti, vergi yani cenneti olmuş. Kimse veri, herkes vergi kaçırıyor. Adam zarar gösteriyor, dünyanın parasını kazanıyor. Adam zarar gösteriyor, devlete vergi vermiyor. Bence devlet burada çok katı bir şekilde davranmalı, vergisini almalı. Eğer devlet vergisini tam alırsa o zaman vatandaşa, emeklinin cebine de yansıyacak. Ekonomiye de yansıyacak. Ben şurada iki kelime söyleyeceğim. Bakın. Ben de sabahtan beri izliyorum. Ben kimseye müdahale etmedim. Benim sözüme de rica edin kimse müdahale etmesin. Bu benim görüşüm ve düşüncemdir. Recep Tayyip Erdoğan dediğin şahıs bu ülkenin cumhurbaşkanıdır. Öyle sıradan tepeden inerek oraya gelmemiş. 18 senedir, 21 senedir, 18 seçimdir halkın iradesiyle gelmiş. Onun boyuna o vermemiş, ben vermişim. Bu vermemiş, sen vermişsin. Halkın iradesiyle oraya gelmiş, oraya layık görülmüş o makama. Herkes sevmek zorunda değil Recep Tayyip Erdoğan'ı. Herkes saygı göstermek zorundadır. Çünkü neden biliyor musun? Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamını temsil eden bir şahsa sen saygı doymak zorundasın. Bu meydanlarda sen onu rencide edemezsin. Küçük düşüremezsin bunu. Sen bir saniye. Ben sen sözüne müdahale etmedim. Etmedim. Hayır etmedim. Bekle. Müdahale etme kardeşim. Bir dakika. Ben diyorum ki yine. Sen bunu Recep Tayyip Erdoğan'ı, bugün Erdoğan olur, yarın başkası olur. Dün Özal'dı. Ben başka İsmet İnönü değil, Mustafa Kemal Atatürk'ü seversin, sevmesin arkadaşım. Peki, yani hiç kimse Atatürk'ü de sevmek zorunda değil ama o makama temsil eden bir şahsiyete saygı duymak zorundasın kardeşim. Biz hepimiz, sen de ben de mecburiyetten, ben de şunu söylüyorum. Ya adam akşama kadar bakıyor, bazıları burada meydanda akşama kadar Recep Tayyip Erdoğan diye isim aldırarak Erdoğan'ı aşağılıyor, küçümsüyor, rencide ediyor, saldırıyor. Erdoğan. Lan Erdoğan kadar kafana taş düşsün. Lan sen 1,5 senedir burada işsiz bir şekilde dolaşıyorsun, akşama kadar kamera kovalıyorsun. 1,5 senedir giydin ayakkabı aynı. Üstündeki eşortman rengi güneşle değişmiş. Aynı eşortmanla meydana geliyorsun. Erdoğan belki Erdoğan'ı eleştiriyorsun. Affedersin. Adamın 3 tane çocuğu var. Söz geçiremiyor. Çocuklarına sahiplenemiyor. Erdoğan 85 milyonluk ülkeyi yönetiyor. Her görüşte, her düşüncede insanlar var. Bu ne adam? 21 senedir adam ömrü gitti. Mücadele ediyor. Adam kendi çoluğu çocuğuna sahip değil bak. Kız ayrı yerde tel çalıyor. Hanımı başka yerde tel çalıyor. Oğlu başka yerde. Sahiplenemiyor. Adam akşama kadar burada Erdoğan'ı eleştiriyor. Ya bir kere önce sen hadını bil ya. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sen burada eleştiriyorsun ya kardeşim. Bir tarihe gidin ya. Bugün bu ülkede 17 milyon emekli var. Bekle, 17 milyon emekli var. Bunu söyleyeyim, bu milletin bugün ben de 10 bin alıyorum. Benim günahım, vebalım, hakkımı helal etmiyorum. Süleyman Demirel'dir. Geçmiş hükümetlerdir. 35 yaşında emekli taktılar. Bugün geldi, bunun cezasını Erdoğan çekiyor. Bugün Almanya 83 milyon, 5 milyon emeklisi var. Türkiye 85 milyon, 17 milyon emeklisi var. 1 milyon da 65 yaş var. Adam yaşlısına veriyor. Hastasına veriyor. Eskiden huzur evleri dolu insandır. Yer bulamazdın. Şimdi git, huzur evleri bir bir kapanıyor. Adam geldi, yaşlara değer verdi. Bakıcısına para veriyor. Kendisine maaş bağladı. Evinden özel arabayla alıyor. Hizmetini yapıyor. Ya Recep Tayyip Erdoğan geldi. Git köylere, çocuğa para veriyor. Anne veriyor. Herkese para veriyor ya. Ya adam ne yapsın kardeşim? 85 milyon ülkeyi yönetiyor. Biraz da elinizi vicdanınıza koyun. 20 sene önce Türkiye bir gidin görün ya. Yemin ediyorum Kars'ta bir tane hastane vardı. Hayvan barınmazdı. Hayvan girmezdi. Sağlam adam girerdi. Hasta çıkardı. Hasta giren ölü çıkardı. Ölü de rehin alırlar. Parası ödenmediği için rehin alırdı ya. Erdoğan geldi bu ülkede. Son model hastaneler yaptı. Ya bir nankörlük yapmayalım ya. Nankörlük bence yapmayalım. Bu nankörlük değil. Bak abi çok güzel bir şey söyledi. O hastanelere gidip randevu almak kolay mı peki? Nerede bizim doktorlar? Nerede? Yani bir yer bir şeyi dolduruyorsa bir şey de azalıyor. Söz mü kesin? Ben hiç kesmedim. Bakın bu ülkede hani diyorlar ya. Bu ülkede doktor yok diyorlar ya. Bu ülkede hastane yok diyorlar ya. Madem ki Avrupa, bir saniye. Avrupa'ya diyorlar ki Avrupa çok ucuz da Türkiye çok pahalı. Ya bugün bütün Avrupa'daki, Almanya'daki, Fransa'daki, Amerika'daki kanser hastaları Türkiye gelir, Türkiye'de tedavi olurlar. Bir saniye. Özel hastanede tedavi oluyorlar çünkü. Özel hastanede tedavi oluyorlar. Devlet hastanesinde. Hangi hastanede tedavi?
Bakın. Hangi hastane tedavi olmalı? Adam estetiğini buraya geliyor. Dişini buraya geliyor. Ucuz. Bir dakika dur. Madem ki Türkiye ucuz değil mi? Evet Türkiye ucuz demek ki Avrupa pahalı. Ay. Bak bir saniye dur. Bir dakika çürütün besin. Zeynep Hanım. Bir kişi diyelim ki adam Avrupa Amerika'da buraya gelecek. Hayır bir dakika. Amerika'dan buraya gelecek. Saç yaptıracak. Saç kaç para Türkiye'den? Misalem 2000 dolar diyelim. 2000 dolar. Bir dakika abi. Bak ben söyleyeyim bak. Hiç müdahale etmedim. Hayır. Hiç müdahale etmedim. Bak. Sen şimdi diyorsun ki Avrupa'dan buraya saç yaptırmaya geliyorlar çünkü Türkiye ucuz. Avrupa pahalı diyorsun değil mi? Budur değil mi? Aynen bunu diyorsun. Cevap vereyim. Adam bak diyelim ki Türkiye. Bak adam oradan buraya geliyor mu? Gidiş geliş 1000 euro bilet parası versin mi? Bir ayda Türkiye'de kalıyor mu diyelim saçını dikmesi için bir ay. Bir ayda burada yiyip içiyor mu? En az 5000-6000 euro para burada harcıyor. O zaman kendi ülkesi çok ucuzsa orada yapsın da 6000 euro gitti zaten senin. 6000 euro bugün çarptığı zaman 200 milyar Türk parası yapar. O zaman orada yaptır. Neye buraya geliyorsun? Demek ki Türkiye'de çok kaliteli doktorlarımız var. Çok lüks hastanelerimiz var. Demek ki Türkiye çok ucuz. Adamlar oradan döviz buraya getiriyorlar. Bunu gözümüzü açıp görelim. Türkiye bak, onlara göre ucuz. Bize bakın. Göre değil Hikmet amca. Vah yazık bu. Son 100 yılın en büyük lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır. Başkasını da tanımıyorum. Gelmiş geçmiş en büyük lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Başkasını tanımam. Şu son iki kelime söyleyeceğim. Hikmet amca, Türkiye onlara göre ucuz, bize göre değil, tamam? İki kelime söyleyeceğim. Niye yurt dışına gidiyorsun? Ya ülkeden dolayı. Ne var ülkemizde? Cennet, havası ekonomi güzel, olarak, suyu ekonomi, güzel. Ekonomi olarak çok kötüyüz. Birincisi ekonomi. İkincisi ülkenin şu an hiçbir şey kalmadı. Ben 70'ten beri oradayım, 70'ten beri. Nerede? Tamam mı? Nereden geldin? Avrupa'dayım ben. Hangi ülke? Hangi ülke? Ben de gideyim Almanya'ya. Almanya'da. Neresinde? Yok gideceğim abi, daha yeni gideceğim. Amca sen Avrupa'da. Sen de anne süpürge vermezler. Sıkıntı yok. Şimdi de sana söylüyorum. Abi, tamam mı? Şimdi sana bir şey diyeceğim. Hayır. Süpürge versene eyvallah. Diyecektim başına yüksek. Saat 4'te oldu mu herkes ayaktadır. Saat 4'te herkes ayaktadır. İki memur. Tamam mı? Bilmiyorsa öğren. Tercih etmem. Buradaki insan hakları dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Buradaki insan hakları dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Tamam mı? Yok tabii. Amca. Yok tabii. Yok. Amca sen nereden emeklisin? Emekliyim ben. Nereden emeklisin? Almanya'dan mı, Avrupa'dan mı? Nereden emeklisin? Tamam Almanya'dan. Ne kadar alıyor? 1800. 1800 euro. 1800 euro. 1000 lira kira veriyorum. 1000 lira kira veriyorsun. 150 lira elektrik parası veriyorum. 3 lira ekmek. 3 lira ekmek. 3 euro. Ya tabii ya. Nasıl vay haline vay. Ne zarattın sen? Sen nerede yaşıyorsun? Burada da yaşıyorum, orada da yaşıyorum. Gel burada yaşa. Ya burada da yaşıyorum işte burada. Ya burada yaşıyorum. Ya burada yaşıyorum da. Burada yapar. Burada yapar, orada yapar. Saat 4 dedim mi herkes ayaktadır. Sorayım saat 4 dedim mi herkes ayakta mı sana? Tabii. Ayakta. Kaç saat çalışıyorlar? 6'da kart başlıyorsun. 1 dakika geç kalırsan yarım saat kesiyor. Kaç saat çalışıyorlar? Kaç saat? 8 saat. 8 saat. Şükür. Saat ücretiyle çalışıyorlar. Orada asgari ücret yoktur. Burada kaç saat çalışıyorlar amca? Değil mi? Orada saat ücretiyle çalışıyorlar değil mi? Vallahi hiç bilmiyorum. Amca. Pamuk amca. Burada asgari ücret ne kadar şu anda? Ne kadar? Asgari ücret burada ne kadar şu anda? Ya asgari ücret sen asgari ücret bir dakika. Asgari ücreti kaldırsınlar saat ücreti gelsin. Protesto edeceğiz bizim ülkede. Kalkmadıkça böyle devam eder gider. Bizim ülkemizde protesto edeceğiz. Tabii. Bizim ülkemizde. Tabii. Bizim ülkemizde, Türkiye'de. Saat ücretiyle çalışacaksın. Mümkün mü böyle bir şey? Tabii mümkün. Türkiye'de protesto etmek. Ya Avrupa'ya uyacaksın işte. Çok zor, imkansız. Ya tabii ya. En büyük özgürlükleri bak, samimiyetimle söylüyorum. Ben 58 yaşındayım. En büyük özgürlükleri Recep Tayyip Erdoğan döneminde yaşadık. Bakın. Tamam peki. Asgari ücretin kalksın diye protesto etmek mümkün mü? Mümkün bak. Tamam mümkün mü? Saat ücretine göre, işine göre saat ücreti. Kaç yaşındasın? Kaç yaşındayım? 65. 37,5. 75 yaşındasın. 75 yaşındasın. Çalışmıyorsun ne güzel. Geçiniyorsun ne güzel. Allah uzun ömür versin. Umarım her şey dilediğince olur. Teşekkür ettik. Hadi el salla. Hadi el salla bitirdik. Tamam. Allah herkese nasip etsin. Gel.